Manşetlerin peşindeyiz. İlk bölümde daha çok EYT'yi konuştuk. EYT ile birlikte istismar davasına ilişkin kimi sıcak notları da paylaştık. Manşetlerimizin arasında bir de bir ihraç kararı vardı. Türkiye'nin yargı gündeminde bir ilahiyatçı, din kültürü öğretmeni. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Daha birkaç gün önce haber masasında bu istismar davasına ilişkin, tarikatlara ve cemaatlere ilişkin sözleri çok konuşulmuştu. İlahiyatçı Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihraç kararıyla karşı karşıya kaldı. Daha önce yaptığı açıklamalar da vardı. Örneğin Diyanet'in kimi hutbelerinde Atatürk'e yer verilmemesi hususunu sert eleştirmişti. Cemil Kılıç'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bu ihraç kararı, perde arkası, tebliğ edilmesi neler oldu bitti? Bizzat kendisine soracağız efendim. Sayın Kılıç, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Neler olup bittiğini birinci ağızdan sizden öğrenmek isteriz. Bu ihraç kararının perde arkasında ne var? Bu karar size ne düşündürdü? Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ihraç edilmemi Türkiye'deki gerici yapılar istedi, tarikatlar istedi. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da maalesef onların isteğini yerine getirdim. Dine ilişkin İslam tarihinin derinliklerinde yer alan çok sıradan bir takım yorumlarımı sanki çok fahiş ve aykırı yorumlarmış gibi yansıttı gerici medya. Bir zamanlar İslam devletlerinin, mesela Abbasilerin resmi görüşü olan Kur'an Allah kelamı değildir, Allah'ın kitabıdır, Allah'ın mahlukudur. Anlam ve kavram olarak Kur'an Allah'a aittir ama söz ve lafız olarak peygambere aittir dediğim için sanki Kur'an'ı inkar etmekle itham edildim. Halbuki bu Abbasi devletinin, İslam devletinin resmi görüşüydü. Efendim Muhammed Cemahşeri'nin, ilk Kur'an müfessiri Muhammed Cemahşeri'nin resmi görüşüydü. Muhammed Cemahşeri'nin tefsiriydi ve daha pek çok İslam ulemasının efendim savunduğu bir görüştü. Sanki ben bunu ilk defa söylemişim gibi feryat ettiler. Ve beni güya din düşmanlığıyla itham ettiler. Onlara göre tarikatların ideolojisini savunmayan herkes din düşmanı olarak niteleniyor. Hatta çocuk tacizine ses çıkarırsanız, itiraz ederseniz hemen İslam'a saldırı gibi değerlendiriyorlar. Bunları kamuoyu yaşıyor, biliyorsunuz. Uzunca bir süredir hakkımda bir kampanya yürütmüşlerdi ve bu kampanya bugün maalesef onların isteği doğrultusunda sonuçlandı. Ama tabii bunun yargı boyutu var. İdare mahkemesine başvuracağız. Eğitim İş Sendikamızın avukatlarıyla, ben eğitim iş yöneticisiyim aynı zamanda. Efendim, yargıdan bu hukuksuz kararın geri döneceğini ve yargının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum. Aslında bütün gerekçe benim bir ilahiyatçı olarak ve bir din kültürü öğretmeni olarak laik cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmamdır. Atatürk ilke ve devrimlerini savunmamdır. Ve laik cumhuriyet ilkeleriyle barışık bir dindarlık anlayışını, cumhuriyet değerleriyle barışık bir İslami anlayışı savunmamdır. Onlar gerici bir takım anlayışları propaganda ediyorlar. Biz ise aydınlanmayı savunuyoruz. Cumhuriyetle İslami değerlerin birbiriyle ters düşmediğini, tam tersine bağdaştığını her vesileyle dile getirdim, yazdım, söyledim. Sizin ekranlarınızda da pek çok sefer söyledim. Ve fakat buna tahammül edemediler. Ve bizi öğrencilerimizden, derslerimizden kopardılar maalesef. Bir itiraz süreci olacak anladığım kadarıyla. Son olarak çok kısa bu konuda da bilgi vermenizi rica edeyim Sayın Kılıç. Evet. Evet, şimdi Eğitim İş Sendikamızın avukatlarıyla birlikte efendim idare mahkemesine başvuracağız ve bu hukuksuz kararın iptalini isteyeceğiz, göreve iademizi isteyeceğiz. Ben yargının bu yönde karar vereceğini umuyorum. Zira aldıkları bu ihraç kararının hiçbir tutar tarafı yok. Bunun kendileri de farkında ama sırf bir takım çevreleri memnun edebilmek adına böylesi bir hukuksuz karara imza attılar maalesef. Peki. Sayın Kılıç, ayrıca, çok... Buyurun, lütfen tamamlayın. Ayrıca şunu da belirteyim. Daha ayrıntılı olarak ben bir basın açıklaması yaptım, yazılı basın açıklaması. Oradan da istifade edebilirsiniz. Ayrıntıları orada da görebilirsiniz. Efendim, siyaset yapmakla suçluyorlar. İşte siyasi parti liderlerini,
ziyaret etmek, onlara kitap hediye etmek suç gibi telakki ediliyor, edilmiş Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmem, Sayın Akşener'i efendim ziyaret etmem ve onlara kitap hediye etmem rahatsız etmiş o çevreyi. Bunu da gördüm. Bugünkü teftiş kurulu toplantısında bunu da dile getirdiler maalesef. Birazdan Eğitim İş Sendikamız da, Sendika Genel Merkezi Genel Başkanımız da sendika adına resmi bir açıklama yapacak. Onu da ulaştıracağız size ve tüm medyaya. Peki. Sayın Kılıç, geçmiş olsun tekrardan. Yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Döndük stüdyoya ve hızlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Bu sıcak gündemde kameralar karşısında. Sesinin yükseltilmesi içindi. Dün ise masum bir çocuğun çıldığını duyurmak için adalet yürüyüşü yaptık. 6 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı ve üstü örtülmek istenen istismar, taciz, tecavüzü açık etmek içindi. Adaletsizliğin derinleşmesindeki en büyük faktör Cumhurbaşkanlığının çürümüş sistemidir. Hızlı karar alacağız. Her sorunu çözeceğiz. Ağır bürokrasiyi yeneceğiz diyorlardı. Öyle oldu mu? Hayır. Sadece bu olay üzerinden baksak bile korkunç olaya maruz kalan kız çocuğu 30 Kasım 2020'de siyasetçi oldu ve bütün delilleri savcılığa sundu. Dava ne zaman açıldı? 30 Ekim 2022'de. Bu kadar açık ifadeler, deliller, fotoğraflar ortadayken bir davanın açılması nasıl oldu da tam 2 yıl sürdü? Bu kız çocuğu okuma yazma dahi bilmiyordu. Tek bir gün okul yüzü görmemişti de onun için. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğun zorunlu eğitime getirilmediğini nasıl bilemedi? Bir kız çocuğunun 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılırken emniyet bunu gerçekten nasıl tespit edemedi? 14 yaşında istismar olayı hastanede ortaya çıktı. Savcı nasıl ve neden doğum kağıdı istemedi? Kemik yaşı tespitinde yerine 21 yaşında bir kadın sokuldu. 14 yaşındaki çocuğun görünümüne bakıp 21 yaş kemik testi sonucunda savcı nasıl bu olaya göz yumdu, bu raporu kabul etti? Soruşturmayı nasıl kapattı, hangi vicdanla yaptı? Bir çocuğun 17 yaşında doğum yapılması nasıl soruşturmaya gerçekten konu olmadı? Yavrusunu alıp da devlete sığınan bu kadından Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı 2 yıldan beri haberdar. Davaya neden en başından müdahil olmadılar? Kendi ağzıyla söylüyor bakan, dava basına yansıdığı gün bizim de bilgimiz oldu diye. Korkunç olayın gün yüzüne çıkartılması Aile Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı hepsi bunların suçüstü olmuştur. Cumhurbaşkanı bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı, bu Adalet Bakanı'nı, bu İçişleri Bakanı'nı savunmakla kız çocuğunun başına gelenleri aslında meşrulaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının yaptığı tam da budur. Çünkü suçlu olanlar, bu mekanizmanın tamamında bulunanlar Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanı'dır. Çocuğu değil, Cumhurbaşkanı kendi bakanlıklarını savunuyor. 6 yaşındaki çocuğa taciz ve tecavüzü bir kızımızın erken yaşta evliliği diye tanımlayan Erdoğan ve bakanları bu suçtan asla kurtulamazlar. Ne demek? Bir çocuğumuzun erken yaşta evliliği. Bu olay bu mudur? 6 yaşında bir çocuğa tecavüz edilmiştir. 6 yaşındaki bir çocuk evlilik içerisinde değerlendirilmiştir.
Ne 14'ü ne 15'i? Rezilliği neden örtbas etmeye çalışıyorsun? Sen sadece burada masum çocuğu değil, kamuoyunun tepkisini dindirmeye çalışıyorsun. 2020'de başlatılan soruşturma için neden Mayıs 2023'te duruşma tarihi verildi?